Paris katliamının sorumlusu emperyalist Fransız devletidir. 23 Aralık Cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir katliam gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren ırkçı faşist elindeki silahla Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne sonra da orada bulunan bir esnafa kurşun yağdırdı. Bu saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Silahlı tutukluk yapmasa katliamın boyutu çok daha büyük olacaktı. Avrupa'nın her yerinde benzer saldırılar yaşanıyor. Almanya, Norveç, Yunanistan, İsviçre, İsveç ve Fransa yabancılara yönelik katliamlar gerçekleştiriyor. Bu kez Fransa'nın başkentinde 4 Kürt katledildi. 4 Kürt ırkçılığın, faşizmin kurbanı oldu. Kimse bu saldırının müferit bir saldırı olduğunu iddia etmesin. Bundan tam 9 yıl önce yine Paris'te yaşanan saldırıda 3 Kürt siyasetçi katledilmişti. Yaşanan katliam Fransız devletinin Türkiye oligarşisinin ortak gerçekleştirdiği katliamdı. Avrupa'nın hiçbir yerinde hiçbir ırkçı saldırı emperyalist devletlere rağmen olamaz. Katliamlarda ırkçı politikaların sonucunda yaşanmasının ötesinde birebir emperyalist devletlerin organizasyonu, himayesi söz konusudur. Almanya'da, Norveç'te, Yunanistan'da, Fransa'da bundan önce yaşanan saldırılardan sonra açığa çıkan gerçekler, ırkçı saldırıların devletler tarafından örgütlendiği, ırkçı örgütlerin emperyalist devletler tarafından kurulduğu, hatta kurulduğu göstermiştir. Katliamdan hemen sonra Fransız İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada saldırgan ırkçı katilin suç kaydı olmadığını dile getirmesi bir mezliğinden değildir. Irkçı faşistin bundan önce benzer suçlardan kaydı olduğu, hatta 2001 yılına kadar tutuklu olduğu basına yansıdı. Bu gerçekten İçişleri Bakanı'nın haberdar olmaması mümkün değildir. İçişleri Bakanı katliamı müferit, lokal, bireysel bir saldırı gibi göstermek istemektedir. Hayır, bu saldırı Fransız devletinin kontrolünde gerçekleşmiş bir saldırıdır. Söz konusu bir yabancının sıradan bir kavgası dahi olsaydı, onlarca polis derhal olay yerine şaşırdı. Ama böylesi bir saldırı polis merkezinin birkaç yüz metre uzağında olmasına ve polise telefon edilmesine rağmen polisin olay yerine gelmesi 40 dakika sürmüştür. Adeta daha fazla insan katledilmesi beklenmiştir. Ve esnada şans eseri silahın tutukluk yapması katliamın büyümesini engellemiştir. Emmanuel Macron ise yaşanan katliamdan sonra tepki gösteren halka saldıran polisi kutlamış, göz yaşartıcı bombaj, çöp, biber gazıyla halka ikinci zulmü yaşatan polisi tebrik etmiştir. Evet, bu katliamın da 2013'te yaşanan üç Kürt siyasetçinin ölümüyle sonuçlanan katliamda olduğu gibi sorumlusu Fransız devletidir. Ama Emmanuel Macron da İçişleri Bakanı'na, belediye başkanına kadar katliamdan sonra yapılan başsağlığı mesajları ikiyüzlülüğün örneğidir. Her fırsatta istihbaratlarının ne kadar güçlü olduğunu ile övünen emperyalist devletler bu güçlerini ırkçı faşistlere açığa çıkartmak, dağıtmak için kullandığı görülmemiştir. Paris'te yaşanan katliama gösterilen tepkiler haklıdır ve meşrudur. Biz halk ben olarak bu katliamı lanetliyoruz. Irkçılığa karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı yüceltmeye çağırıyoruz. Kahrolsun emperyalizm. Yaşasın mücadelemiz. Katil emperyalizmden hesap soralım. Emperyalizme ırkçılığa karşı gücümüz, birliğimizdir. Biji Bratia Gelan, yaşasın hakların kardeşliği. Biji Bratia Gelan, Biji Bratia Gelan, yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Paris'te katliamın sorumlusu Fransız devletidir. Paris'te katliamın sorumlusu Fransız devletidir.